Merhabalar. Merhabalar. Selam, sevgi ve muhabbetle. Allah'ın bolluğu, bereketi, rahmeti hepinizin üzerine olsun efendim. Selam olsun, selam olsun. Ben eğitimci yazar Ayperi Ferda Oral. Ahseni Takvim Bilgelik Okulu oluşumuyla ruh, beden, zihin bütünlüğü, kadim bilgelik, tasavvuf, kadim şifa teknikleri, reiki üzerine eğitimler vermekteyim. Selis yayınlarından çıkan Yolda Bulursun Aradığını adlı bir kitabım var. 23 yıllık eğitimciyim. Milli eskrim sporcusuyum. Ülkemizi birçok kez yurt dışında temsil ettim. Hala ilahiyat son sınıf öğrencisiyim. Bugün NEVA Gelişim Organizasyonu'nda düzenlenen Uyanış Festivali'nde olmaktan ve sizlerle buluşmaktan son derece memnunum. Hepiniz hoş geldiniz. Kalbinize, emeğinize sağlık. Bugünkü buluşmamızın güzelliklere vesile olmasını diliyorum. Uyanışa katkı olsun inşallah. Şimdi efendim bu çalışmamıza bir niyetle başlayalım inşallah. Niyetler gerçeklerin latif halleridir. Şifaya, arınmaya dair bir niyet tohumu ekelim ki ektiğimiz tohumlar filizlensin. Benim ifade ettiğim niyeti siz de bulunduğunuz ortamda sesli olarak tekrar edin lütfen. Bugün yapacağım çalışmanın enerji bedenlerimi ve çakralarımı fark etmeme, onların potansiyellerini hayatıma katmama vesile olmasını niyet ediyor. Kalp çakramı şifaya, sevgiye, ilhama açıyor. Işığın benden bütüne yayılmasını sevgiyle kabul ediyorum. İnşallah niyetlerimiz tez zamanda gerçekleşsin. Şifa olsun. Öyleyse başlayalım. Kalp çakrası şifa meditasyonumuz öncesinde sizlerle enerji bedenlerimiz, çakralarımız ve kalp çakramızla ilgili bilgiler paylaşmak istiyorum. Bizler sadece fiziksel bedene sahip değiliz. Fiziksel beden bizim en kısıtlı yetkinliği olan kısmımız. Sadece beş duyu organımızla algılayabildiğimiz kesif bir kısmımız. Oysa ki fiziksel bedenimizin üstünde, beş duyu organımızın ötesinde hissedişler yaşayabileceğimiz enerji bedenlerimiz var. Bunlar neler mi? Bunlar sırasıyla eterik beden, zihinsel beden, duygusal beden ve ruhsal beden. Eterik bedenimiz deyince aklımıza çakralarımız gelmeli. Bedenimizin etrafında çıplak gözle görünmeyen ama enerjimizi birebir etkileyen eterik bedenimiz var. Eterik bedenimizde de çakralarımız mevcut. Çakra sözcüğü doğu tıbbında kullanılan bir tanımdır. Çakra tekerlek demek. Yani bizim etrafımızda çıplak gözle göremediğimiz tekerleklerimiz var. Ve her an dönmekteler. Kirleyen fotoğrafçılığı diye bir teknik var. Bu teknik kullanılarak normalde çıplak gözle göremediğiniz biyoenerji alanınızı fotoğraflayabiliyorlar. Eğer bu teknikle bir kişinin bedenine bakılırsa enerji bedeninin renkleri saptanabiliyor. Bu manada her çakranın farklı bir renk yansıttığını ifade edebiliriz. Tıpkı güneş ışınlarının bir cam parçasıyla buluştuğunda 7 renk yansıttığı gibi. Kırmızıdan mora doğru giden bir ışık hüzmesi. Tüm canlıların fiziksel bedenleri olduğu gibi bedenlerinin etrafını saran, sarmalayan enerji bedenleri de mevcut. Kadim bilgilerde vücutta 88 bin çeşitli büyüklükte çakra olduğu bilinmektedir. Evet, yanlış duymadınız.
88 bin adet dönen tekerlek var fiziksel düzlemde, göremediğimiz enerji bedenimizde. Bu sadece bunu bilmek bile hayatımıza neler katar. Biz bugün bedenimizin ana ekseninde bulunan, orta ekseninde bulunan, omurgamız üzerinde bulunan temel çakralarımız olan 7 çakramıza değineceğiz. Ve 7 çakramızla ilişkili manaları konuşacağız. Bedenimizdeki her çakranın bağlı olduğu organ, hormon ve salgı bezleri var. Kök çakramız böbrek üstü bezleriyle, sakral çakramız eşey bezleriyle, solar çakramız karaciğer, safra ve dalakla, kalbimiz timusla, boğaz çakramız tiroidle, alın çakramız hipofiz beziyle ve tepe çakramız da epifiz beziyle ilişkili. Hermes ne demiş? Yukarıda ne varsa aşağıda da vardır. Aşağıda ne varsa yukarıda da vardır. Ve ikisi tek bir şeyin mucizesini yaratırlar. Bu manada çakralarımızın ilişkili olduğu gezegenler de vardır. Biz bugün kalp çakramızın şifasına dair bir niyet ektik. Öyleyse kalp çakramıza dönelim ve ona doğru bir yol alalım. Kalp çakrası iki göğsün ortasında, kalbin hizasındadır. Tasavvufta kalp çakrası nefsi mutmaindir. Burası kalbin makamıdır. Bu makama ulaşan kişi tatmin olmuştur. Bu makama ulaşan salike veli, mümin denir. Hakiki mümin kalp menziliyle buluşandır. Fecr suresi 27. ve 30. ayetlerde şöyle buyuruyor. Ey mutmain nefis, sen ondan, o da senden razı olarak Rabbine dön. Seçkin kullarım arasına karış ve cennetine gir. İşte burada kalp menzilinden bahsedilmektedir. Ve bu menzile ulaşmak insanın huzurlu, dingin, sakin ve orta noktayı tutturmuş bir hal içerisinde olmasına vesile olur. Kişinin kendisine uyanışının kapısıdır. Şu an yaptığımız bu çalışmanın da bu manalara yakınlaşmaya ve dahi bu manaların idrakini yaşamaya katkı olmasını niyet ediyorum efendim. Peki kalp çakramızın dengede olması hayatımıza neler katar? Burası kaderimizin dizginlerini elimize aldığımız yerdir. Ruhsal manamız burada bulunur. Kalp çakramızın dengesiyle kendimizi evrenle uyumlu bir hale getiririz. Bu çakranın dengesiyle karmik bağlardan arınır, duygu ve düşünce düzleminden azat oluruz. Kalp makamına ulaşan kişi ikiliklerin iki yönünü de görür, yepyeni, sevgi dolu ama adil bir manayla bu dünyaya bakmaya başlar. Gönül gözü açık dediğimiz kimseler bunlardır. Gönül gözü açık denilenler bu manaya ulaşanlardır. Kalp makamı nur boyutuna geçişin ilk basamağıdır. Buraya gerçekten nefsi mertebe olarak ulaşmış kişi şükür halindedir ve kabule geçmiş bir hal içindedir. Peki kalp çakrasının dengesinden bahsettik. Dengesiz olduğu durumlarda neler yaşanır? Dünya hayatında yaşadığımız boşanmalar, ayrılıklar, terk edilmeler, sevdiğimiz kişinin vefat etmesi, sevgimize karşılık görememek gibi durumlar kalp çakramızın dengesini olumsuz etkileyebilir. Bu dengesizlik bizim hayatı beden-zihin düzlemiyle sınırlı bir idrakle yaşamamıza neden olur. Hayata siyah-beyaz bir pencereden bakmaya başlarız. Kendimizi talihsiz, değersiz, faydasız görmeye başlarız. Ona ihtiyacı duyarız. Hayata karşı güvensizlik içinde oluruz. Hakikatinde kalp makamı
diye bahsettiğimiz manaya ulaşabilirsek, burası bizim güvenli beldemizdir ve bu ne güzeldir. Bu manayı yaşamak insana hafiflik, dinginlik ve canlılık getirir. Ya Hay esması bu mananın tezahürüdür. Buraya ulaşan kişiler dış dünyada olan biten her ne varsa kolayca kabule geçerler. Her birinin dünya hayatının imtihanları olduğunu, Yaradan'ın lütufları olduğunu bilirler. Olana da olmayana da şükrederler. Çakralarımızın enerji merkezimiz olduğunu ve tıpkı bir tekerlek gibi döndüklerini ifade ettik. Kimi çakramız saat yönünde, kimi çakramız saatin tersi yönünde hareket ederler. En yavaş dönen çakramız kök çakramızdır. En hızlı hareket eden çakramızsa taç çakramızdır. Çakraların dengesizliğinde müziğin, kokuların, kristallerin önemi büyüktür. Onların dengesine katkı sağlayan manalardır bunlar. Kalp çakramızı normal hızından daha fazla ya da daha yavaş hareket edebilir. Hakikatinde tüm çakraların ortalama dönüş hızları vardır. Çakralarımız normalden hızlı ya da yavaş hareket ettiklerinde bir takım dengesiz durumlar ortaya çıkabilir. Kalp çakramız normal hızından daha fazla hareket ettiğinde eleştirici, huysuz, aşırı sabitlenici bir yapı ortaya çıkar. Böyle kişilerde koşullu sevgi hali ortaya çıkar. Ben seni seveceğim ama sen de böyle davranma. Ben sana ilgi göstereceğim ama sen de bana ilgi göster gibi iletişim koşullara bağlanır. Çakraların bazı durumlarda da normal hızından daha yavaş hareket etmesi söz konusudur. İşte kalp çakrasının daha yavaş hareket ettiği durumlarda da bu kişiler affetmekte zorluk çekerler. Aşırı duyarlı ve başkalarının sevgisine karşı bağımlı hale gelirler. Çevrelerindeki insanların sevgisine muhtaç olduklarını düşünürler. Bu yüzden aşırı vericidirler. Çünkü ancak vererek alabileceklerine inanırlar. Bu kişilerde kıskançlık yoğun bir şekilde yaşanabilir. Katı, olumsuz düşünceler içinde olurlar. Acımasızdırlar, değişikliklerle başa çıkamazlar ve korkularından kaçarlar. Yani çakralarımızın hızlı ve yavaş dönmesi hayatımıza dengesiz durumlar getiriyor. Peki kalp çakramızın düzensiz çalışması durumunda fiziksel düzlemde neler yaşarız? Fiziksel düzlemde kalp rahatsızlıkları, dolaşım bozuklukları, solunum güçlüğü, astım, alerji, sırt, omuz ve kol ağrıları, uykusuzluk, depresyon fiziksel düzlemde karşımıza çıkabilecek rahatsızlıklardan bazılarıdır. Peki şimdi biz bunları konuştuk ve bu anlatılardan yola çıkarak kendimize ve kalp çakramıza dair bir farkındalık geliştirdik. Kalp çakramızın şifalanması yönünde ne yapmalıyız diye bir soru akıllara gelebilir. Öncelikle şükretmek çok önemlidir. Sahip olduklarımıza ve dahi sahip olmadıklarımıza şükretmek. Şükretmek kalp çakrasının şifasına iyi gelen doğal bir ilaçtır. Bunun dışında çocuklarla, hayvanlarla, ağaçlarla, çiçeklerle, kelebeklerle, böceklerle hemhal olmak, onlarla bağ kurmak, onlarla iletişim halinde olmak önemlidir ve kalp çakrasının şifasına birebirdir. Renklerin enerjisinden de yararlanabiliriz. Yeşil renk ve pembe renk görmek, seyretmek, yeşile bakmak, yeşil kıyafetler giymek,
ve dahi pembe kalp çakramıza katkı olabilir. Sevdiklerimize sarılabiliriz. Sarılmak oksitosin hormonunu salgılamamıza ve kalp çakramızın şifasına katkı olur. Kokuların şifasını hayatımıza katabiliriz. Gül koklayabiliriz. Gül sevgiyi, saflığı, bir olmayı temsil eder. Gül koklayın, gül bahçelerinde dolaşın, gül ekin, gül yetiştirin. Yeşil yapraklı yiyeceklerle beslenebilirsiniz. Ama en önemlisi de özellikle bu dönemde ruh sağlıkla ilgili çalışmaların içerisinde olun. Bugün burada bizlerle olup birazdan gerçekleştireceğimiz kalp çakrası şifa meditasyonu da inşallah bu ruhsallık yolunda yaptığımız güzel bir katkı olsun. Önce kendimize, sonra da kendimizden bütüne. Ancak yaptığınız ruhsallıkla ilgili çalışmaların sürekliliği son derece önemlidir. 2 günlük çalışmalar yıllarca kabuk bağlamış zihnimizi, duygu düşünce düzlemindeki algılarımızı arındırmaz, şifalandırmaz. O yüzden sürekliliği olan eğitimlerin içerisinde yer alın ve ruhsallıkla ilgili çalışmaları hayatınıza katın. Evet, şimdi kalp çakramıza doğru bir yolculuk yaptık. Teşekkür ederim, beni dinlediniz. İnşallah anlattıklarımız bir farkındalık oluşturmuştur. Anlattıklarımız hepimize, bizlerden de bizlere katkı olsun. Biz Ahseni Takvim Bilgelik Okulu oluşumuyla yürüttüğümüz çalışmalarda içimizdeki gizli bu alemin izini sürmek ve kendi sırlı alemlerimize yol almak niyetiyle yoldayız, yolcuyuz, yoluz. Yıllardır her hafta düzenlediğimiz bilgelik atölyeleri, Reiki eğitimleri ve Ahseni Takvim bilgelik eğitimleriyle bu yolculukta buluşmalar, kavuşmalar oluyor. Bugün de sizlerle buluştuk. Ne mutlu. Bu yolculuk, bu süreç gerektiren bir yolculuk. Yolun girişinde biz de hep birlikte bir mum yakalım. Kalp çakrası şifa meditasyonuyla kalbimize, şifaya hep birlikte gelin, katkı olalım. Efendim, şimdi eğer hazırsanız kalp çakrası şifa meditasyonumuza geçebiliriz. Rahat bir pozisyonda dik oturabilir ya da uzanabilirsiniz. Tercih size ait. Gözlerinizi hazır olduğunuzda kapatabilir. Hazır olduğunuzda özgürce davranabilirsiniz. Zorunluluk olmadan hazır olduğunuzda gözlerinizi kapatmanızı ifade edelim. Şimdi nefesimize odaklanalım. Rahat bir pozisyonda dik oturuyoruz ya da uzanıyoruz. Tüm dikkatimizi nefesimize veriyoruz. Tüm dikkatimiz nefesimizde. Nefesin bizden gelip dışarı çıktığını ve sonra tekrar içimize girdiğini ve tekrar içeride dolaşıp dışarı çıktığını gözlemliyoruz. Nasıl nefes alıyorsak o şekilde nefes alıyoruz. Hızlı ve yavaş olabilir. Nefesin burnunuzdan girdiğini ve içinizde dolaşarak burnunuzdan çıktığını fark edin. Nefesinizi tanımlamaya çalışmayın. Sadece gözlemleyin. Nefesin burun çeperlerinizden içeri girdiğini, içinizde dolaştığına ve bir süre sonra dışarı çıktığına tanık olun. Nefesiniz gelsin ve gitsin. Her nefeste
tüm hisleriniz, duygularınız gelsin ve geçsin. Her nefeste bir arınma, bir yenilenme deneyimlediğinizi fark edin. Ve şimdi yavaşça bedeninizi aşağıdan yukarı doğru gözlemlemeye başlayın. Ayak tabanlarınızdan yukarı doğru bir rahatlama süreci başlıyor. Ayaklarınız çok rahat. Bu rahatlama bacaklarınıza kadar ulaşıyor. Bacaklarınız çok rahat. Ve oturma kaslarınız da gittikçe gevşiyor ve rahatlıyor. Ve bu gevşeme yukarı doğru devam ediyor. Karın bölgenizde bir huzur hali, bir şifalanma hissediyorsunuz. Göğüs kaslarınız gevşiyor. Ve bu rahatlık omuzlarınızdan parmak uçlarınıza kadar yoğunlaşıyor. Tüm parmaklarınız rahat ve gevşek. Bu gevşeme ellerinizden kollarınıza ulaşıyor. Her nefeste biraz daha rahatlıyorsunuz. Biraz daha sakinleşiyorsunuz. Yüzünüzdeki huzurlar da rahatlıyor. Göz kapaklarınız rahatlıyor. Çene kemikleriniz rahatlıyor. Kulaklarınız, şakaklarınızın hiç olmadığı kadar rahat ve gevşek olduğunu gözlemleyin. Şakaklarınız çok gevşek. Bu gevşemeyi bedeninizin arka kısmında da hissediyorsunuz. Enseniz, omuzlarınız çok rahat. Ve şimdi sırt kaslarınızın gevşediğini hissedin. Kuyruk sokumunuzdan omurganız boyunca bir gevşeme, bir rahatlama var. Tüm vücudunuz her nefeste daha sakin ve dingin. Rahatlık bu dinginlikle huzurlu bir hal içinde şimdi enerji bedenimize bağlanıyoruz. Şimdi şu an bedeninizin etrafında çıplak gözle göremediğiniz ama varlığı tüm yaşamınızı etkileyen enerji bedeninizin farkına varın. Bedeninizin 10-15 santim ilerisinde ve bedeninizin etrafını çeviriyor. İmajine edin. Tüm bedeninizin çevrelendiğini ve enerjiyi hissedin. Şimdi onunla iletişime geçiyoruz. Söylediklerimi içsel olarak siz de ona söyleyin. Sesli olarak değil ama kalben söyleyin. Ve ona şöyle sesleniyoruz. Sevgili enerji bedenim, Yaradanımın bana hediyesi. İyi ki varsın.
İyi ki benimlesin. İyi ki benim enerji bedenimsin. İyi ki fiziksel bedenimin evrensel enerjiyle bağlantıda olmasına katkı sağlıyorsun. İyi ki çakralarımı yerli yerinde barındırıyorsun. Benimle olduğun için şükran içindeyim. Beni seçtiğin için teşekkürüm. Ben seni göremesem de bedenimin çevresinde olduğunun farkındayım. Ben seni göremesem de bedenimin çevresinde beni alemlere bağladığının farkındayım. Beni dengede ve hayatla uyum içinde tuttuğunun farkındayım. Ben seni göremesem de çakralarımın uyumunu sağlayarak fiziksel bedenimin şifasına katkı olduğunun farkındayım. Şimdi dilerseniz iki elinizi iki göğsünüzün orta yerine kalp çakranıza koyun ve kalp çakranıza şöyle söyleyin. Sevgili kalp çakram, enerji bedenimin kıymetlisi, eterik bedenimin kalp merkezi, sevgili kalp menzilim, kalbimin sığınağı, iyi ki varsın, teşekkür ederim. Beni güvende tuttuğun için teşekkür ederim. Varlığına şükürler olsun. Sevgili kalp çakram, bugüne kadar seni ötelediğim, fark etmediğim her an için özür dilerim. Beni affet. Bugüne kadar seni acıttığım, üzdüğüm her an için özür dilerim. Beni affet. Ben şimdi şu an seni %100 şifalandırmayı seçiyorum. Şimdi şu an seni hafifletmeye niyet ediyorum. Şimdi şu an kalp çakramın şifasına odaklanıyorum ve beni bu şifaya ulaştıracak şifalı cümleler söylüyorum. Ben kolaylıkla affederim. Ben kendimi kolaylıkla affederim. Ben başkalarını kolaylıkla affederim. Affettikçe kalbimin şifasına katkı olurum. Affettikçe kalp çakramı arındırırım. Ben bütüne sevgi duyarım. Herkesi koşulsuzca severim. Kimseyi yargılamam. İletişim kurduğum insanları kolaylıkla özgür bırakırım. Duygularımı kolaylıkla özgür bırakırım. Şefkat doluyum. Evrenle barış içindeyim. Kalbim benim güvenli bendendir.
sakinim. Çok sakinim. Huzurluyum. Çok huzurluyum. Sevgi doluyum. Değişimlere, değişikliklere açığım. Yaşanmakta olan her şeyin içindeki mucizeyi görebilirim. Görebilirim. Evet, ben her şeyin içindeki mucizeyi görebilirim. Kolaylıkla yeni bakış açıları geliştirebilirim. Sahip olduklarım için şükür içindeyim. Sahip olmadıklarım için de şükür içindeyim. Sevgiyle veriyorum. Sevgiyle alıyorum. Evrene sevgi titreşimleri yayıyorum. Tüm ilişkilerim şifalı. Geçmişle barış içindeyim. Geleceğe karşı güven doluyum. Şimdi, şu an huzurumu kaçıran ne varsa şifalanıyor. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Kalbim şimdi, şu an çok hafif. Kalbim şimdi, şu an adeta bir kuş gibi. Kalbim şimdi, şu an kanatlandı ve ilahi ışıkla kaplandı. Hisset. Ah kalbim, ne güzelsin. Ah kalbim, ne hafifsin. Derin bir nefes. Uçsuz bucaksız bir okyanusta yüzüyor gibi özgür, dingin, huzur dolu. Uçsuz bucaksız bir okyanusta yüzüyor gibi huzurlu, sakin, yaşam dolu. Arınmış kalbinden hastalara, muhtaçlara, çaresizlere sevgi titreşimleri gönder. Şimdi bu saf, temiz, arınmış kalbinden ihtiyaç sahiplerine güvensizlik içinde olanlara sevgi titreşimleri gönder. Şimdi bu saf, temiz, arınmış kalbinden tüm sevdiklerine sevgi titreşimleri gönder.
Hep birlikte şifalanıyoruz. Hep birlikte arınıyoruz. Hep birlikte uyanıyoruz. Bu ne mucize bir şey. Sevgili kalp menzilim, kalbimin sığınağı, İyi ki varsın. İyi ki benimlesin. Varlığına şükürler olsun. Beni güvende tuttuğun için teşekkür ederim. Benden bütüne, şifaya aracılık etmeme vesile olduğun için şükürler olsun. Şimdi susuyorum sevgili kalbim. Şimdi susuyorum. Ve seni dinliyorum. Şimdi susuyorum. Ve senin bilgeliğine kendimi açıyorum. Sevgi doluyum şu an sevgili kalbim. Senin tüm evrenden aldığın sevgiyle doluyum. Ve ben susuyorum sevgili kalbim. Seni dinliyorum. Bana vereceğin kıymetli mesajı sevgiyle kabul ediyorum. Şimdi kalbinizi dinleyin. Sadece kalbinizi dinleyin. Dinleyin bakalım. Size neler söyleyecek kalbiniz? Dinleyin bakalım. Aşk yolunda size hangi rehberlikleri verecek? İki eliniz kalp çakranızda, ondan gelen mesajı sevgiyle alın. Kabul edin. Bedeninize doğru dönüyor. Kalbinizi size ilettiği mesajı da yanınıza alarak bedeninize dönüyorsunuz. Dinginlikle bedeninize dönüyorsunuz.
Kalbinizden aldığınız bilgelikle buraya, şimdiye, bilinçli bir hal içerisinde uyanıyorsunuz. Kollarınızı hissedin. Bacaklarınızı hissedin. Yavaş yavaş bedeninizi hareket ettirebilirsiniz. Sakince, acele etmeden. Şimdi hazır olduğunuzda kalbiniz hafiflemiş olarak buraya dönebilirsiniz. Hazır olduğunuzda kalbinizde çiçeklenen tohumun kokusunu da içinize çekerek buraya dönebilirsiniz. Hazır olduğunuzda sevgi titreşimleri içinde bu hayata gülümseyerek uyanabilirsiniz. Kaynaktan getirdiğiniz ışığı tüm çalışma boyunca sizlerden bana aktardığınız için teşekkür ederim. Burası sevgi titreşimiyle kaplandı. Bunu hissediyorum. Kaynaktan getirdiğiniz ışığın bugünden itibaren sizden tüm aleme yayılmasına tanık olabilirsiniz. Hafiflikle, zerafet ve letafetle gözlerinizi açabilirsiniz. Şifa olsun, nur olsun. Hazır değilseniz o şekilde kalın. Bir süre sessiz kalalım. Biz bu çalışmayı kalbimizden gelen en saf niyetle yaptık. İnşallah en kemali şekilde katkı olsun. Canlı yayınımız sonlandığında sosyal medya hesaplarımızdan bizlere ulaşarak çalışmadaki deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Ben Ayperi Ferda Oral, Ahseni Takvim Bilgelik Okulu adıyla yürüttüğümüz Ahseni Takvim manasının en güzele ulaşabilme potansiyelinin her birimizden açığa çıkmasını kalbimle temenni ediyorum. Dünya boyutunda sarmal döngüde devam ederken esfili safilinden ahseni takvime yolculuğunuzun kolaylıkla, hafiflikle ve güzellikle akmasını niyet ediyorum. Uyanış Festivali kapsamında bu kıymetli buluşma için önce Yaradanıma ve sonra bu buluşmada bana yarenlik eden tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Uyanış Festivali organizasyon ekibine ve sevgili Necla Ayber'e en kıymetli, en saf sevgilerimi iletiyorum. Teşekkür ederim. Bu çalışmada bizlerle olan tüm canlara ve dahi sonrasında bu videoyla buluşup bu çalışmayı deneyimleyen tüm dostlara selam olsun. Selam olsun. Selam olsun.
en derin sevgilerimi sunuyorum. Duygularınız, duygularım, sevgimiz bizlerden evrene, her şey sevgi dostlar, her şey ışık. Lütfen sevginin sınırlı bir hal olmadığını, sonsuz ve sınırsız olduğunu fark edin. Her şeyi sevin. Ağaçları, çiçekleri, eşyaları, toprağı, taşı, ateşi, suyu, her şeyi sevin. Ve bu sevginin sizlerden tüm dünyaya yayılmasına ve bizleri, hepimizi, kainatı şifalandırmasına katkı olun. Aşk olsun, nur olsun, tüm yaşantınız ahseni takvim üzere olsun, sevgimle. Görüşmek üzere.